Merhaba gençler. Şimdi de MEP kazanım kavrama testlerinden ikincisini yapacağız. Bu da tam sayılarla yani ilk ünite ile ilgili problemler konusu. Çözmeye başlayalım. Evet, burada artılı ve eksili yazabileceğim ifadeleri artılı ve eksili yazıp ona göre işlemini yapacağım. Aslında kolay sorular. Çözücü daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 95 lira borcu varmış. Sinan'ın 27 lira daha borç almış. Borçlar eksidir, değil mi? Eksi 95'i var ve 27 daha da oldu borcu. Yani toplamda borcu arttı. Eksi 95, eksi 27 toplarsak bunları 5, 7 daha 12 elde var. 1, 11, 12. Eksi 122 lira borcu oldu. Sonra borcunu 55 lirasını ödedi. Yani ödediği için artılı bir şey bu. Kendinden çünkü para, yani borcu azalmış oldu. 32 lira daha ödemiş. Artı 32. Toplarsam da artı 87 oldu. Ve en son görüyorum ki artılar ödediği paralar, eksiler de borçları olduğunu düşünürsek borçları daha fazla. Kaç fazla peki borcu? 122'den yani 87 çıkartırsam hemen şurada yapalım işlemini. Buradan 5 kaldı. Burası 1, 11 yani 3, 35 lira borcu kalmış oldu. 2'ye bakalım. Bir şeyde sabah sıcaklık eksi 3 dereceymiş. Öğlen sıcaklığın önceki ölçüme göre yani eksi 3'e göre 9 arttı. Yani artı 9. Akşam ise bir önceki ölçüme göre 10 azaldı. Yani eksi 10. 10 düştüğü için. Buna göre en son ne oldu? Aynı işaretleri topluyordum. Eksileri toplarsam eksi 13. Bir de artı 9'um var. Farklı işaretleri çıkartıyorum. Eksi 4 olacakmış sıcaklığımız. Bakalım 3'e. Deniz seviyesine göre 11 metre derinlikte, yani eksi 11 denizin altında olduğu için bulunan bir dalgıç önce 5 metre yukarı çıktığı için artı 5 çıkıp sonra 2 metre aşağıya yani eksi 2 dalıyor. Buna göre bu son durumunu veren işlem hangisidir demiş. Eksi 11 olacak, C'ye gitti. Artı 5 olacak, B'ye gitti. Eksi 2 olacak. İkisi de var ama eksili olmayacak çünkü eksiller bunun işaretini değil mi, ters çeviriyordu. Çıkarmayı toplama yapıyordu. Bir yandaki işaretini değiştirdiğim için eksi 5'e dönüşecek. Bu da aynı şekilde artı 2'ye dönüşeceği için bunlar 5 aşağı 2 yukarı gibi düşünülür. O yüzden bu olmaz. Artılı olması lazım. Yukarılarda bir işaret değişikliği olmasın. Soru 4'e geçelim. Diyor ki bir odadaki termometre sıcaklık 28 derece gösteriyormuş. 28 demek artı 28. Yani sıfırın üstüne sıcaklık şu an. Sonra diyor ki sıcaklığı dakikada 4 derece düşüren bir klima açılıyormuş. Her dakikada 4 derece soğutuyor yani. Düşüyor sıcak. 8 dakika çalışmış klima. O zaman 8 çarpı 4'ten 32 düşecek. Yani eksi 32 diyelim düşeceği için sıcaklık. Artı 28'e sıcaklık. Eksi 32 yani 32 düştü. O zaman farklı işaretli çıkartıyorum. 4 eksiler daha fazla eksi 4'e düşmüş olacak sıcaklık yani Bursa. 5'e geldik. 20 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için artı 5 puan, yanlışlar için de eksi 3 puan alırlarmış. Testin tamamını cevaplamış. Ne anlıyorum buradan? Boş yok. 14 tane doğru yapmış. 14 tane doğru yaptıysa geriye kalan 6 soru, 20 soru vardı ya. Alt soru da yanlışmış. Çünkü tamamını cevaplıyordu. Boş yok. Her doğruda artı 5 puan alıyordu. 14 tane artı 5. Yani 14 çarpı artı 5. Artı 70 yapar. Ve her yanlış için eksi 3 puan alıyordu. Yani 6 tane eksi 3. 6 çarpı eksi 3. Eksi 18 yapar. 70'ten 18 çıkaracağım. 2 kaldı. 6'dan 1 çıktı. 5. Artılardayız. Artı 52 yani Ceyhan. Soru 6'da şıkları deneyerek anlayacağımız bir soru. Bu apartmanda bulunan asansörün katlarını gösteren tablo, tuşlar yani. Şu cümleye göre şıkları karşılaştıracağız. Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda. Hemen bakalım. A şıkkında Eylül Zeynep'ten yani eksi 1, 4'ten evet 5 kat aşağıdır. 4'ten 5 aşağı inersem 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1. Yani 5 aşağı inersem olur. Şöyle gösterelim. 5 aşağı inince olmuş olur. Ve Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda. Hayat Zeynep'ten
Yani 14'ten 6 kat yukarıda olur. Direkt A şıkkında zaten doğru olanları bulmuş olduk. Diyelim 7'ye. Evet, bu tabloda bize her kademede ne kadar doğalgaz tükettiğini vermiş. Bir saatteki doğalgaz tüketimi diyor bakın burada. Ve diyor ki şuradaki cümleye göre başlayalım. Kombi sabah 9'da 3. kademede, yani burada çalışmaya başlamış. 12'de 1'e düşünmüş. Demek ki 9'dan 12'ye kadar kaç saat? 3 saat. Her birinde 5'ti ya. Çarparsam 15 metreküp burada harcadık. Sonra 12'de 1'e düşürülmüş. Yani burada 2 yakacak her saat. Ve 18'e kadar, 18'de kapatılmış. Demek ki 12'den 18'e, yani 6 saat de burada çalışmış. 12 metreküp de burada harcadı. Yani 12, 15, 27 metreküp harcadı. Ama diyor ki iş yerindeki doğalgaz sayıcı sabah 9'da 50 metreküp gaz olduğunu gösteriyormuş. 18'de ne kadar olduğunu gösterecek. Yani 50 metreküp vardı, 27'sini harcadık. Geriye kalacak 23 metreküp. O da Bursa. Geldik 8'e. Kaan ve Doruk hava sıcaklığı tahmin etmeye çalışıyor. Burada şöyle bir şey yapalım. Kaan'ın tahmini olsun. Gerçek sıcaklık olsun. Bir de Doruk'un tahmini olsun. Şurada en sonunda K'nın tahmin -8 olduğunu bize vermiş. Termometreye baktığında gerçek sıcaklığın yani burasının K'nın tahmininden 3 yüksek oldu. Yani gerçek olan K'ndan 3 yüksek. 3 yukarı çıkacağım. -8'den 3 yukarı çıkarsam -5'e gelirim. Sonra yani gerçek sıcaklığın K'nın tahmininden 3 yüksek, Doruk'un tahmininden ise 1 düşük oldu. Demek ki Doruk'un gerçek sıcaklık Doruk'un tahmininden bir düşük. Şöyle yaparsak bir aşağıda olacak. Ney? Gerçek sıcaklık Doruk'unkünden. Yani ters düşünürsem Doruk'unki gerçekten bir yukarıda olması lazım. O zaman -5'ten bir yukarı çıkarsam -4 olur. Evet, gerçek. Yani -5, -4'ten bir aşağıda olur. O da Denizli olur. Doruk'un tahmini. 9'a bakalım. Evet, bu tabloya göre hangisi yanlıştır şıklardan? Ağrı'da ölçülen en yüksek sıcaklık kaç? En yüksek sıcaklık -1. Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklık, yani -5'ten 4 fazla mı? Hayır. Evet, 4 fazla. -1, -5'ten 4 fazla. Çünkü -5'ten 4 yukarı çıkarsam -1'e gelirim. Sayı doğrusunu düşünebilirsiniz. Bu doğru. Biz yanlış arıyoruz. Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık, o da -13. Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklığın, yani +2'nin 11 fazlası mı? Hayır. -13'ten +2'ye kaç yukarı çıkmış olurum? -13'ten 0'a 13, 0'dan 2'ye de 2, toplam 15 olması lazımdı farkın, ama 11 demiş. O yüzden B yanlış. Ona bakalım. Bir matematik öğretmeni öğrencilerden günlük 50'şer soruyu çözmelerini istiyor. Her gün için yaptıkları çizelgenin üzerine kaç soru fazlaysa ya da eksik çözdüklerini yazmalarını istiyor. Örneğin 55 soru çözülen bir günde 5 fazla olduğu için 50 çözecek diye çünkü. Artı 5. 40 soruysa 10 eksik olduğu için eksi 10 yazmış. Yani bu tabloda kaç eksik kaç fazla olduğu yazıyor. Diyor ki verilen hafta içi toplamda öğretmenin istediği sayıda soru çözdüğüne göre pazar günü kaç soru çözmüş? Yani her gün 50 soru çözmüş gibi düşüneceğiz burada. Ama buradaki önce eksiklere bakalım. 7 eksik, 5 eksik, 4 eksik, 5 eksik, 5 eksik. Yani 5, 10, 14, 21 tane eksik sorusu var. Ama fazlalar da var. Artı 8 ve artı 11. 19 tane fazla çözmüş. Zaten buna baktığımda 2 tane eksik sorusu kalmış oluyor. 19 taneden 21'i karşılaştırırsam 2 tane eksik sorusu var. İşte bu 2 eksiği demek ki pazar günü tamamlaması lazım. Her gün 50 soru çözmesi gerekiyordu. 2 fazla çözmesi gerekir ki, değil mi, 52 olsun. Bu 2 eksiği kapatmış olsun pazar günü. Evet, böylece ikinci testi bitirdik. Herkese iyi çalışmalar.